Gençler merhaba. Merhaba gençler. Bugün denklemler ünitesinin ikinci videosunda birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerle beraberiz. Ufuk hocam. Evet hocam. Arkadaşlar ilk videomuzda bir bilinmeyen denklemleri sizlere anlatmıştık. Burada iki bilinmeyen denklemlerin özellikleri ve karşımıza gelecek soru tipleriyle birlikte olacağız. Bakalım. Evet hocam. Hocam bir bilinmeyeni çözdük. İki bilinmeyen iki katı zor olur mu acaba? Hocam böyle bir orantı zannımca yok ya. Peki, yani tamam, hatta daha kolay da diyebiliriz. Genelde soru tipleri klasik standart oluyor. Evet. Çok rahat zorlanmadan yapacaklarını düşünüyorum ben. Hazırsak başlayalım o zaman. Artık. Evet. Şimdi gençler şöyle bir tanımı beraber okuyalım. A, B, C gerçel sayılar. A ve B sıfır olmayacaklar arkadaşlar. AX artı BY artı C eşittir sıfır şeklindeki denklemlere birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem diyoruz. Neden iki bilinmeyenli denklem diyoruz gençler? Hem X var hem de Y var. İki tane bilinmeyen olduğu için Ufuk hocam. O zaman evet. İki bilinmeyenli denklem diyoruz. Kuvvetleri de bir olduğu için birinci evet. Dereceden diyoruz. Kuvvet kavramını önceki videomuzda söylemiştik. Üstlerine bakarak kuvvetini anlıyoruz. Bilinmeyen sayısına bakarak da bilinmeyenin adedini anlıyoruz. Evet. O zaman Ufuk hocam eskiden çözüm kümesi yazarken sadece tek bir değişkenimiz oluyordu. X. Evet. Şimdi hem X var hem Y var. O zaman çözüm kümemiz de X, Y ikililerinden oluşuyor. Evet. Burada da notumuzu aldık. Bu denklemlerin çözüm kümesi X, Y sıralı ikilileri şeklindedir. Sırada önemlidir. Soru da genelde X ve Y değişkeni varsa biz X'i her zaman öne alıyoruz. Ama bütün denklemlerde X ve Y değişkeni olmak zorunda değildir. Doğru. Örneklerini göreceğiz. Peki şimdi bakalım bunlardan hangileri birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemdir gençler? Ufuk hocam birinci denklem iki bilinmeyenli galiba. İki bilinmeyenli var. X ve Y var. Evet haklı. İki bilinmeyen konusunda haklı ama derece konusunda derece hocam, konusunda evet. O zaman ikinci kuvvet olduğu zaman biz buna ikinci dereceden diyebiliriz. Bu birinci dereceden bir denklem olmadı. Ben şöyle bir çarpı atayım. İkinciye bakalım. İkincide Ufuk hocam iki bilinmeyen var yine. İki bilinmeyeni tutturduk ama X ile Y çarpılınca ne olur Ufuk hocam? Yine birinci dereceden diyebilir miyiz yoksa ikinci dereceden mi diyeceğiz? Gençler burada evet İbrahim hocam çok iyi bir yere parmak bastı. Burada iki tane değişken var. Kuvvetlerin de hep bir olduğunu görüyoruz. Yani evet. Hiç iki X kare görmüyoruz ama şöyle bir durum var. Çarpım durumunda olan değişkenlerin kuvvetleri toplanarak o terimin derecesi bulunur. Bunun derecesi 2'dir İbrahim hocam. O zaman buna da o zaman çarpı atıyoruz. Değil yani, çünkü evet. İkinci dereceden oldu. Peki Ufuk hocam üçüncü denkleme ne diyorsunuz? Evet katsayılarımız verilmiş. X ve Y değişkenler. Değişkenimiz var. Kuvvetleri 1 olduğu için bu bizim tam aradığımız denklem çeşidi. Ama hocam sizin verdiğiniz denklemde eşittir 0 yazıyordu. Burada eşittir 0 yazmıyor. Tabii düzenleyebiliriz hocam. 3y'yi bu tarafa atarak istediğimiz formata döndürebiliriz. O zaman buna dikkat edeceğiz. Hı. Tamam güzel. Dördüncü denklem için Ufuk hocam. Ya az önce söylemiştik tüm denklemlerde değişkenlerimiz x, y olmak zorunda değildir. Bu da bir denklem ve sonuçta içinde k ve m iki tane değişken var. Bunu da biz birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sınıfına alabiliriz. Tamam o zaman tikledik. Evet. Peki beşinci denklem için Ufuk hocam? Beşinci denklemde çok bariz bir şekilde üç tane bilinmeyen olduğu görülüyor. X, Y, Z sonuçta evet. Üç bilinmeyenli bir denklemdir. Birinci dereceden üç bilinmeyenli bir denklemdir. Aradığımız denklem çeşidine uygun değildir diyelim. Peki. Evet peki. Kökleriyle alakalı az önce söyledik yani sonuçta sıralı ikililerdir ama evet. Bir denklem çözerken geçen videomuzda hatırlayın 3 durumla karşılaşırız dedik. Ya sonsuz çözümü vardır ya sonsuzdan evet. Kastımız tüm reel sayılar evet. Ya boş kümedir ya da gençler çözüm varsa bir elemanlıdır. İkinci elemanı bulamayız. Evet. Hani sonsuz değilse bu iki eleman bulamayız. Hı-hı. Ama iki bilinmeyen denklemlerde biraz durum farklı arkadaşlar. Sıralı ikili arıyoruz ve bu denklemin kökleri şimdi de göreceğiz birden çok olabilir. Olabilir hatta evet. Birden çok olabilir derken sonsuz tanedir sonsuz diyeceğiz. Tanedir bunları diyeceğiz, görmeye evet. Çalışacağız. Ama bu şu anlaşılmasın. Sonsuz tane çözümü olduğu için tüm her şeyi sağlar değil, evet. Sağlamayan da sonsuz tanedir. Evet. İbrahim hocam birkaç tane kökünü bulmaya çalışalım. Bulalım. Ufuk hocam o zaman ben x'e keyfi bazı değerler vermek istiyorum. Bu keyfi x değerlerine karşılık bulabildiğim y değerlerini eğer müsaadeniz varsa şöyle bir tabloyla göstermek istiyorum ki gençler de rahatça görsünler. Şu şekilde. Mesela ben bu denklemi sağlayan gençler sayılar bulmak istiyorum. Mesela x'e 2 değeri versem Ufuk hocam. X'e 2 değeri versem 2 kere 2'den 4 yapar. 4'ten y'yi çıkarttığımda yine 4 ise demek ki y 0'dır diyebilirim. Yani x'e 2 vermek aslında denklemi birinci de şey bir bilinmeyenli hale getirmektir. Bir, aynen. Sonra y'yi buluyoruz. Evet. Tamam. O zaman çözüm kümesine mesela ben 2,0 bu bir, söylediğim gibi x ve y sırasıyla yazdım. Evet, bu bir köktür diyebiliriz. Evet. Bu denklemin çözümü. Aynen. Bir çözümü. Bu sefer de hocam x'e 0 vereyim. X'e 0 verdim. O zaman y'ye -4 vermem lazım bu eşitliğin evet, sağlaması için. İkinci.
O zaman bu da başka bir çözümdür deyip yanına İyi. Yazıyorum. Sıfırdan farklı bir sayı verelim. Mesela hocam x yerine 3 verelim. Verdim Ufuk hocam. X'e 3 verdiğimde burası 6 oldu. O zaman 6'dan kaç çıkarırsam 4 diyorum. 2'dir. Demek ki x 3 olduğunda y 2 oluyor. Ufuk hocam bu işin sonu yok gibi. Bu işin sonu yok. Hatta hep tam sayı vermek zorunda da değiliz hocam. Mesela doğru. X yerine 1/2 de verebiliriz. Kök 5 de verebiliriz. Pi de verebiliriz. Bildiğimiz her reel sayı veririz ve her verdiğimiz reel sayı karşılığında arkadaşlar uygun bir y mutlaka buluruz. Doğrudur. Dolayısıyla bu iş evet dediğiniz gibi yani ben hangi x'i verirsem vereyim ona karşılık bir y bulabildiğime göre sonsuz tane çözüm bulacağız. O zaman ben müsaadenizle Ufuk hocam buraya sonsuz tane diyorum. Evet yani eğer denklemimiz 2 bilinmeyenliyse gençler ve elimizde bir denklem varsa sonsuz sayıda çözüm vardır. Ama sonsuz sayıda sağlamayan da vardır. Evet. Örneğin ben bir her ikili sağlar demiyoruz sonsuz evet. çözüm var diyoruz. Örneğin 5,7 sağlar mı? Sonuçta sonsuz tane dedik ve sonsuza bu da girer. Bakıyoruz yerine yazdığımızda gençler. Bir de sağlıyormuş Ufuk hocam. Olabilir hocam. Yani zamanında ayarlamaya çok çalışıp da ayarlamadığımız sorular olurken bazen evet. özellikle olmasın dediğimiz sorular karşımıza hep ayarlanmış gibi gelir. Evet. Nasip bakalım bir deneyelim. X yerine 5 yazdığımızda 10, y yerine 7 yazdığımızda 10'dan 7 çıktı, 3 kalır. Yaklaşmışız ama sağlamadı 4. Demek ki bu kök değil gençler. Peki Ufuk hocam bu denklemin kökleri olan ikililerimiz gelişigüzel ikililer mi? Evet. Yoksa analitik düzlemde bir karşılığı var mı? Ya da analitik düzlemdeki karşılığı bize yorum güzel. Gücü hakkında fikir evet, verir mi? Evet güzel. İbrahim hocam çok güzel bir şey söylediniz. Genelde öğrencilerimizin kaçındığı analitik geometri konuları. Evet arkadaşlar analitik geometri bilmek önemlidir. Analitik geometri bilen bir kişi analitik geometri sorularını çözer ama analitik geometrinin yanında aslında matematiğe de çok katkısı vardır. Evet. Fonksiyonlarda da yorum yapabilme olsun, bu denklem çözümlerine yorum yapabilme olsun. Arkadaşlar analitik geometriye lütfen üzerinde durun, güzelce çalışın. Burada şimdi göreceğiz. Denklem çözümlerinde bazen çok zorlandığımız bir çözümü aslında çok daha kolay bir hale getirebilecek geometrik olarak yorumlayarak. Somutlaştırıyor hocam. Evet. Somutlaştırması gençlerin gözünün önünde bir şekil canlanıyor. Bu da çocukların yorum gücünü ne yapıyor? Evet. Oldukça yüksek duruma getiriyor. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerin kökleri analitik düzlemde aslında bize bir şekil oluşturur. Belli bir doğru düzendedir. Ve bu bir hocam. Doğru grafiği belirtir. Biz evet. bunu bu örnekte de görmeye çalışalım İbrahim hocam. Görelim hocam. Deminki denklemin galiba aynısı. Evet. Ben yine bir x-y tablosu yapayım Ufuk hocam. Sonra siz o x-y tablosunu koordinat sisteminde bize gösterin. Aynen hocam. Peki ben x-y tablosunu yapmak için şuraya x, şuraya da y. Ufuk hocam size de yer bırakıyorum ki rahat rahat orada doldurabilirsiniz orayı. Evet. Şimdi biraz önce verdiğim değerlerden başlıyorum. X'e gençler 0 verdiğimde y'ye -4 vermiştim. Y'ye 0 verdiğimde x'e 2 vermiştim. Ufuk hocam x'e 3 verin demişti. 3 verdiğimizde y'yi 2 bulmuştuk. Hocam bir de x'e bir değer daha istiyorum sizden. O da negatif olsun hocam. -1 olsun. X'e -1 verdim. -2 yaptı. O halde y'ye de -6 verdim. Bence bu kadar nokta bizim için yeterli evet. olur. Şimdi analitik düzlemimizi çiziyoruz. Analitik düzlem için x ve y eksenlerimiz lazım. X ve y eksenlerimizi yerleştirdik. Hı hı. Gençler burada birkaç tane noktamız olsun ve az önce İbrahim hocamın bulduğu noktaları biz de göstermeye çalışalım. X eksenimiz yatay eksen. Y eksenimiz düşey eksendir. Evet. Sıfıra -4 noktası. O zaman bu şu demektir. X ekseninde sıfır, y ekseninde -4 noktası. İbrahim hocam pek de yer kalmamış. Şöyle yapalım. Burası -3, şurası da -4 olsun. Hı-hı. Buradaki bir noktamızdır. Evet. Sıfıra -4 noktası burası. Evet. 2'ye 0 noktası. Bu sefer absisimiz 2 olacak. Yani x ekseni üzerindeki 2 sayısını bulacağız. Absis. X ekseni, ordinat, y ekseni. Evet. Evet. İsmini de yazalım. Hatırlatmış oluruz gençlere. Absis, ordinat diyelim. Analitik düzlemde bu şekilde isimlendiriyoruz. Gösterdiğim noktalar bu denklemi sağlayan noktalardır. Yine 3'e 2 noktasını da incelersek şunu göreceğiz. Absiste 3, ordinatta 2'nin karşılığını işaretlediğimizi düşündüğümüzde hocam bu noktaların doğrusal olduğunu sanki görüyoruz. Evet. Hatta -1'e -6 yerim olmadığı için sığmayacak ama hı hı. eğer 4 verseydim de. Verelim hocam Ufuk hocam hemen ben bir 4 vereyim. X'e hı. 4 verdim gençler 8. O zaman Ufuk hocam Y'de 4 çıktı. 4'e 4 evet. noktası da gösterelim. Şu şekilde gösterebiliriz 4'e 4 noktasını da. Sanki hocam yine şunu gördük. Noktaların belli bir düzende gittiğini gördük. Demek ki bu noktaları biz sonsuz nokta dedik. Bu noktaları çoğalttığımız zaman gençler şunu görüyoruz. Arada başka noktalar da çıkmaya başlıyor ve bu noktaların hepsi doğrusal olarak ilerliyor. Demek ki bir doğru grafiği oluşturuyor diyebiliriz. Evet. O evet. aradaki küsürlü sayıları, ondalık evet. sayıları, rasyonel sayıları, reel sayıları istediğinizi yazın gençler. Hepsi bu doğru üzerinde çıkmak zorundadır diyoruz. Şöyle de gösterebiliriz. Üzerindeki noktalarımız doğrumuz da bu doğrudur. Hı-hı. O halde
Evet, bir doğru üzerindeki noktalar iki bilinmeyenli bir denklem belirtir diyebiliriz. Evet. Ve bunun nerede işe yaradığını daha sonraki örneklerde göreceğiz. Evet. Gençler, şunu söylüyoruz yani sözün özü olarak. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerin koordinat sistemindeki görüntüsü bir doğrudur. Aynen öyle. Geçiyoruz hocam. Şimdi peki, bu örneğimize bir bakalım ne diyor. K bir gerçel sayı olmak üzere denklemini sağlayan x, y ikililerinden biri 4'e eksi 1. Şimdi İbrahim hocam, ben size bir soru soracağım. Burada 3 tane bilinmeyen var sanki. K, y ve x. Bu 3 bilinmeyenli mi diyeceğiz buna? Yoksa sorunun gidişatına göre? Ufuk hocam, şimdi burada siz zaten soru kökünü yazarken x ve y ikilileri demişsiniz. Evet. Demek ki bizim değişkenlerimiz x ve y'ymiş. K orada bir gerçel sayı oldu da üstüne üstlük burada da belirtilmiş. Demek ki k bir, sabit bir sayı. Bir kat sayı olarak. Bir kat sayı. Değişken olarak almıyoruz onu. Evet. O zaman Ufuk hocam, sıraya da riayet edeceğimize göre bu örnekte benim anladığım x'e 4 yazıp y'ye de eksi 1 yazmaktır. Evet, daha önce söylemiştik. Denklemi sağlayan demek, o denklemde yerine koyduğumuzda doğru çıkartan, eşitliği bozmayan demektir. O zaman biz de x yerine 4, y yerine eksi 1 koyarak k'yı bulabiliriz. Bakalım burada bir. Y yerine eksi 1 yazıyorum gençler. 3k çarpı eksi 1 eksi 3k oldu ilk ifadem. Y yerine eksi 1 yazdığımda eksi 3k. Y yerine yine eksi 1 yazıyorum. O zaman eksi 2 ile eksi 1'i çarptığım için gençler artı 2 elde ettim. X yerine de 4 yazdığımda ve 4'ü k eksi 1'in üzerine dağıttığımda artı 4k eksi 4 eşittir 4 diyorum Ufuk hocam. Şimdi bir değişkenli denklem gibi oldu sadece. Evet. Bunu da çözmeyi geçen videomuzdan gençler biliyordur. Eksi 3k ile 4k'yı topladığımda k yaptı. 4 burada yalnız da eksi 4'ü yanına artı 2'yi de eksi 2 diye diğer tarafa attığımda k'nın 6 olduğunu görüyorum. Demek ki gençler bu denklemin sağlanabilmesi için k'nın alması gereken değer 6'ymış diyoruz. Evet arkadaşlar, peki. Evet. Bizim karşımıza genelde iki bilinmeyenli denklemler hocam tek başına denklem olarak gelmez. Soruların büyük bir çoğunluğunda birden fazla, yani iki denklem şeklinde gelir ki biz birden fazla denklem olduğunda da gençler buna sistem diyoruz. Sistem ismini veriyoruz. Yani bir denklem sistemi karşımıza geliyor. İki veya daha fazla denklem varsa biz buna sistem diyoruz. Sistem deyince hani korkunç bir şey aklınıza gelmesin. Çok basit. İki ya da daha fazla denklem olduğunda biz buna sistem diyoruz. İki denklemi de alt alta yazıp sonra bu sistemi çözün dediğinde bizden ne ister? Her ikisini de sağlayan x, y değerlerini ister Ufuk hocam. Burada her ikisini de sağlaması lazım. Yani biz şimdi şunu söylemiştik. Bir denklemi sağlayan sonsuz tane x, y ikileri var demiştik. Diğer denklemi sağlayan da sonsuz tane vardır ama birini sağlayan diğerini sağlamayabilir. Evet. Öyle bir x, y arıyoruz ki her ikisini de ortak sağlasın olan. Evet. Evet. Örneğin şimdi ekranda görülen soruya dikkat ederseniz gençler. Diyor ki bu sistemin sistem olduğunu söylemiş. Birden fazla denklem var. 4,1 ikilisi birinci denklemi sağlar. Sağladığını görelim. Yerine yazdık. 4 ve 1, 5 yaptı. Gerçekten birinci denklemi sağladı. Ancak ikinci denklemde 4 ve 1 yazdığımızda ifadenin 7 olduğunu görüyoruz. Yani 4'e eşit olmadığını. Demek ki bu ikinci denklem için kök değil. O halde bu denklemin çözümü 4,1 olamaz. Olamaz. Yani çözümü. Ufuk hocam şöyle diyorsunuz. Birinci denklemdeki x artı y eşittir 5 ifadesi bir doğru belirtir. Evet. O doğrunun üzerinde 4,1 noktası vardır. Evet. Şöyle yazalım. Mesela burası olsun. Rastgele gösteriyorum gençler. Diğer denklem de 2x eksi y eşittir 4 de farklı bir doğru belirtiyor. O doğru da şöyle gösterirsem bu şekilde diyebilirim. Ama 4,1 ilk doğrunun üzerinde var. Mavi doğrunun üzerinde var ama kırmızı doğrunun üzerinde yok. Bize sorulduğunda, sistemin çözümü sorulduğunda her ikisinin ortak noktası varsa biz o noktayı bulmak istiyoruz demektir geometrik olarak. Evet. Yani güzel. Bundan sonra detaylı bir durumda tekrar inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Kafamızda canlanmıştır ne yaptığımız. Peki iki bilinmeyenli, peki birinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemlerinin çözümünde bizim yöntemimiz ne olabilir? Vallahi onu hocam şimdi bunu. İki bilinmeyen var. Biz bir bilinmeyen çözmeyi seviyoruz. O zaman ne yaparız gençler? Değişkenlerden birini ya da bilinmeyenlerden birini yok etmeye çalışırız. Bu birinci yöntemimiz. Ya da x, y bilinmeyenlerinden birini çekip diğerini de yerine yazarız. Aslında mantık olarak ikisi de aynı şeydir ama genelde böyle iki isimle ayırırlar. Ama yaptığımız işlemlerde sonuçta aynı yere geliyoruz gençler. Yok etme metodunda İbrahim hocam yaptığımız şey alt alta denklemleri yazıp uygun bir toplamayla bir tane değişkeni yok etmeye çalışıyoruz. Evet. Değişkeni teke düşürüyoruz. Buyurun hocam, siz onu gösterin arkadaşlara. Şimdi Ufuk hocam, eğer x'i yok etmek istiyorsam birinde artı x var, diğerinde de artı x var. O zaman ne yapmalıyım? Denklemlerden birini şöyle eksiyle çarparsam. Eksi 1 ile çarparsam da aynı anlama geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Ben bir daha yazayım. X artı y eşittir 4.
eksiyle çarpılmış halini yazıyorum. Eksi x artı 2y eşittir 2. Şimdi toplarsam 3y eşittir 6, y eşittir 2 buldum. Evet. Y'yi bulmak demek soruyu çözmek demek değildir gençler. X'i de bulmanız gerekiyor. O halde herhangi birinde, yukarıdaki denklemlerin herhangi birinde y yerine 2 yazarsak x'i de buluruz. O zaman x'in de x ile y'nin toplamı 4 olduğunu biliyorum. Y 2 ise x'in de 2 olduğunu söylerim. O halde çözüm kümesini yazarken de yine lütfen dikkatli olun. İkili şeklinde yazmanız gerekiyor. X de 2, y de 2 bu denklem sisteminin çözümüdür diyoruz. Evet. Yerine koyma metodunu yapalım. Burada x yok etme derken alt alta topladığımızda x kayboldu. X'i yok ettiğimiz yok ettik için yani. adı yok etme böyle. Metodu. Yerine koymada da şunu yapıyoruz gençler. Buyurun Ufuk Hocam. Bir denklem seçiyoruz kendimize. Bu denklemlerden birinden değişkeni yalnız bırakıyoruz. Evet. İstediğimiz değişkeni. Örneğin x artı y eşittir 4 denkleminde y'yi yalnız bırakalım. X'i öbür tarafa attık. 4 eksi x. Y'nin 4 eksi x olduğunu anladık Ufuk Hocam yani. Bu y'yi evet. Şimdi bunu ikinci denklemde yerine yazıyoruz. Yani buradaki y yerine gençler 4 eksi x yazacağız. Yerine koymadaki maksat budur. Bu y'yi diğer denklemde yerine yazıyoruz. Evet. O halde denklem x eksi 2 çarpı y olması lazım. Y yerine 4 eksi x yazdık. Evet. Eşittir eksi 2. Denklem birinci dereceden bir denkleme dönüştü. Bu denklemi de çözdüğümüzde gençler 2 çıkacağını çok rahat görebiliriz. Yine aynı şekilde yerine yazarak da diğer y'yi bulmak için yine 2 çıktığını görürüz. Sadece mantık olarak yerine yazdık, diğerini de yok ettik. Gençler zaten bu olaya hakimdir Ufuk Hocam. Evet. Evet hocam. Bir soru daha bakalım. X ve y değişkenlerine bağlı. Bakın gençler değişkenlerimiz A, B dememiş, X, Y demiş. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Burada 4 tane değişken olmuş, bunu belirtmiş. Evet, belirtmek durumunda. Diyor ki denklem sisteminin çözüm kümesi 2,3. Denklem sisteminin çözüm kümesi demek değişkenlerin yerine yazılacak sayılar demek. O halde sizin 2 dediğiniz şey değişkenlerden x, 3 dediğiniz şey de değişkenlerden y olmalıdır diyoruz. Ufuk Hocam o zaman x'in 2, y'nin 3 olduğunu biliyorsak denklemlerde yerine yazalım. Yazalım Ufuk Hocam. X yerine 2 yazdım. 2a, y yerine 3 yazdım gençler. 3b eşittir 9 oldu. Yine x yerine 2'yi aşağıda yazıyorum. 4a eksi, y yerine 3'ü yazıyorum. 9b eşittir 3. B'yi de güzelleştirdim. Şimdi karşımıza tekrar farklı bir denklem sistemi geldi. O da iki bilinmeyenli. İki tane. O da A ve B'ye bağlı. Çözeriz hocam. Bunu çözeceğiz. Çözeriz. Ben gözüme B'yi kestirdim. B'yi yok edeceğim gençler. Yok etmeyin. Çünkü artı 3B eksi 9B son derece cazip gözüküyor. Evet. O halde ne yapacağım ben söyleyeyim. Yukarıdaki denklemi sadece 3 ile genişletsem B'ler yok olur. Evet. Gençler şöyle söyleyelim hemen. 6A buradan gelecek. 4A da burada var. Topladığımda 10A oldu. Artı 9B ile eksi 9B zaten birbirini götürecekti. O niyetle çarpmıştık. 3 kere 9 bunu da çarpmayı lütfen unutmayın. 27, 3 daha 30. 10A'nın 30 olduğu yerde A'ya 3 denir. A'yı bulduk. Burada yerine yazalım hocam herhangi bir denklemde. Mesela üsttekinde yazabiliriz. Buyurun Ufuk Hocam. A yerine 3 yazdığımızda 6 artı 3B eşittir 9. B'nin de 1 olduğu çok hızlı bir şekilde görülüyor. A artı B toplamı kaçtır demiş. A artı B toplamı. Hocam toplamak zor olmaz inşallah bu sefer. Hocam bazen toplamak zor oluyor. Yerine göre zor olabiliyor. Burada 4 diyoruz. Yırttık hocam. Evet. Evet. O zaman bir sonraki örneğe geçelim hocam. Geçelim hocam. Evet. Uf. Ne biçim soru. Peki hocam geometrik yorum yapmıştık. Bir denklem için yaptık. Acaba... Bir daha yapalım hocam gençler iyice görsünler. İki denklemde burada daha rahat görürsünüz. Şekil üzerinde bir çalışalım gençler güzel. Görsünler. Peki x artı y eşittir 4 bize ne anlatır Ufuk hocam? X artı y'nin 4 olmasının bir şekli varmış, bir resmi varmış. Evet. Gençler bunu bizden bir görsünler. Bunun doğru denklemi belirttiğini az önce söylemiştik. Hı-hı. Hemen iki tane nokta bulanarak bu noktaları birleştirip biz denklemin grafiğini çizebiliriz. Bir doğrunun üzerindeki iki noktayı bilirsek evet. Doğruyu komple çizebiliriz. O zaman doğru. X yerine 0 yazdığımda y'nin 4 olduğunu, y yerine 0 yazdığımda da x'in 4 olduğunu sıraya da dikkat ederek yazıyorum. Y yerine 0 yazınca ikinci tarafa hı-hı. yazıyorum gençler. Hı-hı. Bu noktaları bir gösterelim. Evet. Bu 0'a 4 noktası 0'a arkadaşlar. 0'a 4 noktası burada. Evet. Apsisi 0'sa y ekseni üzerindedir. Ordinatı 0'sa x ekseni üzerindedir diyoruz. İkinci noktamız da burada. Hatta kim onları da gösterelim. İsim olarak verilmesi. Evet. A noktası burasıdır. B noktası apsisi 4 olduğu için burasıdır. Evet. Bu iki noktayı birleştireceğiz gençler. Doğrumuzu oluşturuyoruz. Şöyle birleştirelim hocam. Buradan alalım. Şu şekilde. Çok yakışıklı bir doğru olacağım. Evet. Demek ki bunun üstündeki noktalar birinci denklemi sağlayan noktalardır. Evet.
Şimdi ikinci denklemi sağlayan noktalara bakalım. Hemen x yerine 0 vererek başlayalım hocam. X yerine 0 verdik. Y'si 2 hocam. Y'si ben size destek olayım. 2. Buna da C noktası diyelim. Tamam. Hemen gösterelim. 0, 2 noktasının da burada olduğunu. Evet. C noktasını gösterelim. Bir de Y'ye 0 verelim hocam. Y'ye 0 verdik. X, eksi 2. X'e de eksi 2 D noktası diyelim. Hemen bu noktayı da mavi doğruyla, bu doğruyu da maviyle çizelim. Şöyle çizdiğimizde hocam. Hocam o zaman. Şimdi evet şöyle bir kesim noktası gördük. Demek ki benim aslında aradığım bu nokta bu nokta. Yani evet. Denklemin yani çözümü olacak ve şunu görüyorum. Sanki apsisinde 1 var. Ordinatında 3 var. 1,3 acaba çözüm mü diye de düşünüyorum. Hocam bakıyorum. İkisinin toplayınca 4 etmesi lazım. Toplayınca 4 ediyor. Sağladı. Evet. X'ten Y'yi çıkartınca -2 etmesi lazım. Evet, ikisini de sağlıyor. Demek ki çözümüm buymuş. Bu da gençlere denklemlerin böyle gözlerinde canlanması anlamında analitik düzlemde güzel bir örnek oldu. Evet. Evet. Peki hocam. Bu denklemi çözelim. Bu denklemde güzel bir sonuca ulaşacağız herhalde. Evet, çözelim. Çözelim. Koordinat sistemini çizmeyelim hocam. Direkt yok metodunu deneyelim. Ben şöyle yapacağım. Şuraya bir daha yazayım. 2x artı 3y eşittir 5. 4x artı 6y eşittir 13. Ufuk hocam x'i mi yok edeyim y'yi mi? X'i yok edin hocam. Eksi 2 ile çarptım. O zaman eksi 2 ile çarptım ve eksi 4x 4x daha 0x oldu hocam. Evet, x kayboldu gençler. Eksi 6y al. Hocam ne yaptınız? Hocam x'i yok edin dedim. 3. Y'yi de yok ettin. Hocam x'e y'ye ne yazsam olmaz bu iş. Yani sonuçta başlarında 0 var. 0 eşittir 3 geldi ki. Gelmez hocam. Normalde 0 3'e eşit olmaz. Değil. Bu sistemin çözümü olmaz hocam. Evet gençler. Bazen denklem çözerken böyle sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Aslında bu bizim için bir sürpriz değil. Beklediğimiz sürpriz değil. Şey yani olabilecek bir durumdur. Evet. Arkadaşlar bazen denklemlerde aradığımız x'i ve y'yi bulamayabiliriz. Bunun yorumu nedir? Konuşalım. Bu sistemin çözümü boştur. Boş kümedir. Yani bunun çözüm kümesini bulun sorusunun cevabı. Önce bunu yazalım. Bomboş bir kümedir. Evet. Peki geometrik olarak ne demektir? Onu görelim. Hocam şimdi geometrik olarak dediğiniz aklıma geldi. İki tane doğru ne zaman? Hiçbir zaman kesişmiyorlar demek ki. Gençler bir düşünün bakalım. İki doğru ne zaman kesişmez? Arkadaşlar bir önceki soruya bir dönelim. Hemen şu ilişkiyi bir görelim İbrahim hocam. Hı hı. X'in katsayısı alttaki denklemde iki katına çıkarken Y'nin katsayısı da iki katına çıkmış. Yani evet. Birini yok etmeye çalışırken ötekinin yok olmasının sebebi o. Orantılı gelmiş. Hı hı. O halde ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Denklemleri alt alta yazdığımda bu katsayılar bana bir ifade, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hı hı. O zaman diyorum ki ben bu denklemlerin geometrik olarak düşünüldüğünde boş küme çıkması paralel olduğu anlamına gelir. Evet. Birbirinden farklı, kesişmeyen iki tane paralel doğru var. Evet. Peki bu ne zaman karşıma gelir? Az önce de gördük arkadaşlar. Şunu çok rahat söyleyebiliriz. Eğer katsayılar A'nın D'ye oranı orantılıysa katsayılar B'nin E'ye oranına yalnız sabitlerde bu oranı görmememiz lazım. Yani C bölü F evet. Farklı olması lazım ki az önceki soruya hemen yine geri dönmek istiyorum. Burada 5'in ve 13'ün oranına dikkat ederseniz 1'e 2 oranı orada 2 yok. Oranı yok. Hep 2 katına çıkarken burada 2 katına çıkmamış. Bunun anlamı arkadaşlar bunlar paralel iki doğrudur. Orantılı olduğu için birbirini kesmez. Böyle durumlarda çözüm kümemiz boş kümedir. Yani ilk 2 x ve y'nin katsayılarının orantılı olması lazım. Evet. Sabitler hariç. Evet. C ile F orantılı olsaydı ne olurdu? O da orantılı olsaydı bu şu demektir. A bölü D eşittir B bölü E gençler C bölü F bu da eşit olsaydı bu aslında birbirinin aynısı iki denklem demektir. Yani bir denklemi yani, bir denklemi bir sayıyla çarpıp başka bir denklem elde ettik evet. Demektir. Bunun da anlamı gençler bu doğrular aslında aynı doğrudur üst üstedir. Yani birinci doğrumuz bu olsun ikinci doğrumuzu aşağıda çizemeyeceğiz bunun üstünde çizeceğiz yine böyle bir doğru evet. Olacak diyelim. Şöyle fark görülsün diye hafif farklı renklerle de yapmaya çalışayım. Birinci doğrumuz bu olsun. İkinci doğrumuz bu olsun arkadaşlar. Ama bunlar aslında üst üste binmiş. Dolayısıyla ne evet. Diyebiliriz çözüm kümesi için İbrahim çözüm hocam? Çözüm kümesi için Ufuk hocam bunlardan herhangi birinin üzerindeki noktaların evet. Tamamı çözümdür. Burada sonsuz tane çözüm vardır çözüm diyoruz. Tüm reel sayı ikilileri demiyoruz. Evet. Evet. Üçüncü durum bizim genelde karşımıza gelecek soru tipleri de budur. Arkadaşlar eğer A'nın D'ye oranı B'nin E'ye oranından farklı ise bu durumda X veya Y aynı anda kaybolmaz. Evet. Mutlaka denklemi çözeriz. Geometrik olarak da az önce yaptığımız soru gibidir. Birbirini keser. Paralellik yoktur. Tek çözüm vardır. Tek çözüm vardır diyoruz.
Tek çözüm. Bunlarla ilgili karşımıza sorular sıkça gelir. Evet. Ufuk hocam, şimdi tek çözüm, sonsuz çözüm ve boş küme çözümlerine dair birkaç örnek çözelim beraber. Hocam. Şimdi gençler, soruyu okuyoruz. İki tane x ve y değişkenlerine bağlı denklem verilmiş. Sonsuz sayıda çözüm. O zaman deminki konuştuklarımızın üzerine ben denklemlerimi önce bir düzenliyorum. X'leri toparlıyorum arkadaşlar. M eksi 2 tane x vardır. Sizin de muhakkak ki denklem dağınık halde verilirse de toparlamanız lazım. Onu bir söyleyelim. Artı 2y eşittir 5. Aynı şekilde diğer denklemi de yazıyorum. X'in altına X, Y'nin altına Y gelecek şekilde. Çünkü onları düzenli yazmak bana fayda sağlayacak. O zaman sonsuz çözüm varsa gençler, sonsuz çözüm varsa diyeceğiz ki hem X'in katsayıları hem Y'nin katsayıları hem de sabitler orantılı olacak. O halde sonsuz çözümün altını bir kez daha çiziyorum. Hem X'in katsayıları gençler, yani M-2'nin 4 oranı, hem Y'nin katsayısı 2'nin 3 oranı, hem de 5'in N oranı eşit olmalı diyoruz. İbrahim hocam, şunu da boyayalım, sanki sadece 2'yi almışız gibi oldu da şöyle yapalım değil mi? Böyle peki, daha güzel olur. Oldu. Devam at başına edelim. Benzedi biraz sanki Ufuk hocam, yeşil bir şey ama neyse tamam. Gençler anlar herhalde. Evet. O zaman resim de yapalım. Resim de yapalım peki. O zaman şöyle içler dışlar çarpımı yapıyorum. Ufuk hocam isterseniz siz yapın. Hocam çarpmalar beni zorluyor. Ha, toplam olunca size vereceğim Ufuk hocam. Tamam peki. O zaman 3m eksi 6 eşittir 8. 3m 14. M'i yalnız bırakmak istediğim için her iki tarafı 3'e bölüyorum. M eşittir 14 bölü 3. Buradan n'i de ben bulayım hocam isterseniz. Buyurun hocam, toplama buradan yok ama evet. 2n eşittir 15. N eşittir 15 bölü 2 olarak karşımıza geldi. M ve N değerlerini bulmuş olduk gençler. Peki bir yeni örneğimize geçelim. Evet. Yine boş küme diyor gençler. Boş küme. Neydi boş kümede? X'in katsayılarıyla Y'nin katsayıları orantılı ama sabitler orantılı değil. Evet. O zaman yazıyorum. M'in 9'a oranı eşittir 4'ün M'e oranı, eşit değildir 8'in 12'ye oranı. Güzel bir soru. Dikkat dinleyin gençler. Şimdi önce Ufuk hocam şuradaki eşitliği çözmek isterim. Evet, M kare buradan 36. M kare eşittir 36'dan M'e 6 buldum gençler. Ama eksi 6 da olur. Çünkü bu karesi... eksi 6'yı çoğu arkadaşımız unutuyor. Evet, ben de az daha unutacaktım Ufuk hocam. X kare 36 veya M kare 36 ikinci derecen denklemde. Şimdi M kaçtır demiş. 6 ile eksi 6'dan birinden birini seçeceğim galiba. Galiba o noktada bana şu eşitsizlik tarafı yardımcı olacak. Şimdi bir de buradan içler dışlar çarpımı yapayım. 4 kere 12 48 eşit değildir 8m diyorum. Buradan da m eşit değildir 6. Hocam demin sadece 6 yazmışım, şimdi evet. Ayaz'da kalmıştık. Evet, o zaman M'imiz eksi 6'dır diyoruz gençler. Güzel bir soruydu, öğretici bir soruydu. Dikkat. Umarım yeterince dikkat ettiniz. Güzel. Bir de gençler, iki bilinmeyen denklem dışında karşımıza daha çok fazla bilinmeyeni olabilen farklı tipte denklemler gelir. İşte özel denklemler ismini verebiliriz bunlara. Ama aslında yöntem olarak birbirine benzeyen şeyler var. İşte yok etmedir, toplamadır, çarpmadır. İstenene ulaşmak için matematiksel bilgilerimizi kullanmamız gerekir. Evet. Bu tip denklemler özel denklemler olarak adlandırılır. Evet. Ona uygun bir örnekle devam edelim İbrahim hocam. Şimdi gençler, bir tane örneğimiz var. Gördüğünüz gibi denklem sayımız 2. Ama bilinmeyen sayımız 3. Bu birazcık başımız belada gibi bir izlenim verse dahi, eğer şanslıysak uygun katsayılarla çarpıp x artı y artı z toplamına ulaşabilirim. Burada şunu söyleyelim gençler, bu tip sorularda x'i, y'yi, z'yi ayrı ayrı bulmak zorunda değilsiniz. Zaten mesela burada da bulamazsınız bu soruda. Biz böyle sorularda genelde istenene bir bütün halinde ulaşabiliyor muyuz, ona bakmaya çalışırız. Ona bakalım. Ufuk hocam, eğer şansım yaver giderse şu denklemi kaçla çarpsam, acaba 3 ile çarpsam, şunu da eksi 1 ile çarpsam, en azından x'i bulurum. Yani şunu söylemek istediniz, 6x'den 5x çıkarınca 1x'i bulurum. Peki diğerlerini bulabilir ama miyim? Şöyle düşünüyorum. Y'yi de çarpacağız. Eksi 9Y artı 4. Buradan artı 5'i. 4Y geldi. 4Y geldi. Aradığımız, o zaman istediğime ulaşamadım. Olmadı. Demek ki biz burada başka bir şey uygun bir şey denememiz lazım. Başka bir şeyler denemem şöyle lazım. Şöyle yapmayı denesek. 5 ile 2 arasından x'in katsayısını 1'e ulaşmak için. O zaman acaba sadece yukarıyı eksi 2 ile çarpsak. Eksi 2 ile çarpalım. Tahtayı temizleyelim hocam hemen. Temizledik. O zaman siz şunu demek istiyorsunuz herhalde. Uygun sayı eksi 2 olabilir mi? Olabilir. Yani demin denedim, olmadı çünkü. Deneyelim. Eksi 2 buradan eksi 4x yapacak. 5x'e topladığımız zaman 1x gelecek. 1x gelecek. Buradan eksi 6x yapacak. 5x çıkarınca eksi 6 hocam, düzeltiyorum. Çarpma var. 6y yapacak. Çarpma evet. Olunca ben yine aynı şeyi diyorum hocam. 6y oldu. 5y çıkarırsam 1y. Çok güzel gidiyor hocam. Hocam. Bununla da z'yi çarptık. Eksi 2z. 3z de burada var. Artı z. Çok güzel geldi hocam. Evet. O zaman biz bunu
hızlıca görünsün diye tekrar yazıyorum. Eksi 4x artı 6y eksi 2z eşittir. Unutmayalım gençler. Bu genel çoğu zaman unutulur. Evet. Eksi 12 5x eksi 5y artı 3z eşittir 3. Alt alta topladığımızda x'lerin bir tane, y'lerin bir tane ve z'nin de bir tane olduğunu görüyoruz. Cevap eksi 9 olarak geldi. Dikkat ederseniz x, y, z'yi ayrı ayrı bulmadık. Evet. Geçiyorum hocam. Evet, öğretmenim sınavda çıkmış bir soru. Evet, 2013 YGS sorusu. Ben çıktığı zamanları da hatırlıyorum Ufuk hocam. Biraz gençleri uğraştırmıştı. Aslında zor bir soru değil ama evet, hikayesi var. Hikayeli aslında güzel bir soruydu. Soruyu kafamızda tam oturtursak rahat bir soru. Evet. Peki gençler, okuyalım bir sorumuzu bakalım. Bir öğretmen Ali, Banu, Can ve Doğa isimli. Hocam böyle isimler alfabetik gidince ben bayılıyorum sorulara. Özellikle hocam A, B, C, D evet. isimlerini verebilmek için. Evet. Birlikte sınıfta şöyle bir etkinlik yapmıştır. Bu öğrenciler aklından birer sayı tutmuş ve tuttukları sayılar da Allah'tan A, B, C, D. Yani herkes kendi baş harfinin olan sayıyı tutmuş. Her bir öğrenci kendi sayısını bir kağıda yazıp öğretmene veriyor. Öğretmen de tahtada yazılı olan aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını hesaplayıp eşitliklerin sağ tarafını tahtaya böyle doldurmuş. Yani A artı B'nin sonucunu biliyor gençler. Evet. B artı D'nin sonucunu da biliyor. A artı B artı C'nin sonucunu da biliyor. Biz bilmiyoruz da onlar biliyor. Onlar kendi yazdıklarını biliyor. Bir de bunları biliyor. Evet. Güzel. Soru şu. Tahtada yazılanlara göre hangi öğrenciler dikkat tek başına A, B, C, D sayılarının 4'ünü de bulabilmek için yeterli bilgiye sahiptir? Çok şık bir soru. Evet. Buradaki tek başından kastı ben... Sana sormuyorum sen kaç tuttun diye. Yani tek başına tahmin edecek. Evet. Kimseden yardım almayacak. Ben şöyle diyorum hocam. Ben buyurun hocam. Ali olsam. Ali olsanız hocam. Ha. Ali şu anda kendi tuttuğu sayıyı biliyor. A'yı biliyor. A'yı biliyor. A artı B'yi de biliyor hocam. Öğretmen de tahtaya bir şey yazdı onu da biliyor. Dolayısıyla ben Ali olarak A'yı bildiğim için B'yi de bulabiliyorum. Hocam o zaman B'yi biliyorsanız aşağıdaki denklemden. Bir sonraki denklemde yerine yazıp D'yi bulabiliyorum. Çok güzel. A'yı B'yi zaten biliyorum. O zaman C'yi de bulurum. Yerine Ali, yazıp. Ali her sayıyı bildi hocam. Ali her sayıyı bulabiliyor. Yani bizim aradığımız kişilerden şuraya birisi. Şuraya ben A yazayım. Ali'dir. A bu işi halletti. Aynı şekilde B. B'ye bakalım Ufuk hocam. Banu B'yi biliyor. O zaman A artı B'yi biliyorsa oradan A'yı bulur. O zaman Banu A'yı buldu. B zaten kendi sayısıydı. Bakalım C ile D'yi bulabilecek mi? B'yi biliyordu. Banu zaten kendi sayısı. B artı D'yi de öğretmeninden öğrendiğine göre oradan da D'yi buldu. 3'ünü bilen 4'üncüyü zaten C'yi bulur. O zaman B de A, B, C, D'nin 4'ünü de bulabildi Ufuk hocam. Evet. Gelelim Can'a. Şimdi Can evet kendi sayısını biliyor. A artı B'yi bulabilir. Zaten bulmasına gerek yok. Evet, zaten öğretmeni şey yazmış. Yaramadı. Dolayısıyla Can B'yi de A'yı da bulmak için henüz yeterli bilgiye sahip değil. Mutlaka birine sorması lazım. Yani tek başına bu işi halledemez. Evet. Can maalesef bu işi yapamayacak. D'ye bakalım. D'de hemen hocam. D kimdi? Doğa. Hı. Doğa B artı D'yi biliyor. D'yi de bildiğine göre oradan B'yi bulacak. B'yi buluyorsa A'yı buluyor. B'yi buluyorsa A'yı bulacak. A'yı buluyorsa C'yi bulacak. O zaman Doğa da bu işi halleder. Dolayısıyla A cevabımız A şık oldu. Bunu gördük. Evet güzel bir soruymuş hocam. Evet. Gençler bu örnekle beraber denklemler konusunu bitirmiş olduk. Komple ünitemiz bitti gençler. Arkadaşlar elinizdeki kitaptan. Evet kitaplarımızdan muhakkak bolca denklemleri çözüyorsunuz. İkinci, evet. Birinci dereceden iki bilmeyen denklemler tabii Ufuk hocam problemler konusunda da çok sıkça lazım oluyor bize. İyi bir altyapı lazım bize. Onun için iyi bir altyapı için soru çözmek şart gençler. Evet gençler kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.